Sayın İl Başkanım, Sayın İlçe Başkanlarım, Kadın Kolları, Gençlik Kolları Başkanlarım, Gençlik Kolları MYK-ÖYEM, yıllarca emek vermiş ve halen emeklerini esirgemeyen önceki dönem il ve ilçe başkanlarım, milletvekilim, YDK-ÖYEM, basınımızın güzide temsilcileri, şehrimizde bulunan derneklerimiz ve vakıflarımızın temsilcileri, kıymetli üyelerimiz, kıymetli partililerimiz, aday tanıtım programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. ...31 Mart 2019 yerel seçimlerinde vatandaşlarımız partimize Melik Gazi meclisinde temsil imkanı verdi. Bu süreçte vatandaşlarımızın yararına olacak çalışmalar için mücadeleler verdik. Bugün geldiğimiz noktada 58 mahallemizin ihtiyaçlarını biliyoruz. İlçemizde bulunan emeklinin, çiftçinin, işçinin, belediye personelinin, beslenme çantası hazırlayamayan annenin sorunlarını, sıkıntılarını biliyoruz. 2019 yılında meclise temsil yetkisi veren hemşehrilerimizden bir dönem belediye başkanlığı yetkisi alıp sosyal belediyecilik için biraz önce belirttiğim sorunların, sıkıntıların çözümleri için yetki istiyoruz. Biz inandık. Biz yola çıktık. İlçemizde bulunan işçiler için, emekliler için, ev hanımları için, esnaflarımız ve sanayicilerimiz için biz geliyoruz. Bir Nisan sabahı Melik Gazi Belediyesi'nin tabelasına TC ibaresini asmak için biz geliyoruz. Bensin'e, İldem'e, Kazım Karabekir'e, Eskişehir Bağları'na, Hunat'a, Alpaslan'a, 58 mahallemize selam olsun. Umutsuzluk yok, çaresizlik yok. Birleşe birleşe kazanacağız. 1 Nisan sabahı Belediye Başkanımız Sayın Özgür Alçı ile rant için değil, hizmet için biz geliyoruz. Saygılar sunuyorum. Önceki dönem il başkanlarım, sayın vekilim, yüksek disiplin kurulu üyem, gençlik meyakası, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, belediye başkan adaylarımız, ilçe başkanlarımız, önceki dönem görev almış bütün yönetici arkadaşlar ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş olan bütün yürekli insanları saygıyla selamlıyorum öncelikle. Evet, bugün buraya belediye başkan adayımız Sayın Özgür Alçı'nın tanıtım için toplandık. Soğuk bir kış günü ama yüreklerimiz sıcak, umudumuz yüksek ve ilçe başkanı söylediği gibi 1 Nisan'da da Melik Gazi Belediyesi'nin tabelasına TC Melik Gazi Belediyesi yazmak için hep birlikte buradayız. Hepinizin ayaklarınıza sağlık, yüreklerinize sağlık öncelikle. Başarı çalışmak ve birlikte olmakla olur. Eğer başarı olması için insanlar gerçekten iyi niyetlerini ortaya koyarlarsa ve iyi niyetle çalışırlarsa başarının gelmeme olasılığı yok gibidir. O yüzden yılgınlık ve umutsuzluk bizim kitabımızda, bizim kuruluş felsefemizde, bizim partimizin yazılı olmayan kurallarında olan bir kelime değildir. Biz zor günlerde zor işler başaran bir ecdadın torunlarıyız. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi kurulurken verilen imzalarla değil, kanlarla oluşturulmuş bir partinin temsilcileriyiz. Ve bugün geldiğimiz bu koşullarda artık sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, Atatürk ilke ve inkılaplarına gönül vermiş olan herkesin bir çatı altında toplanacağı yer haline gelmiştir. Çünkü ülkemizde maalesef öyle olumsuzluklar olmaya başladı ki artık bu mesele sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesi değil, Türkiye Cumhuriyeti'ne gönül vermiş bütün vatandaşların meselesidir. Ve biz Kayseri'de bunu sağladık. Kayseri'de adına Taban Hareketi deyin, Kayseri İttifakı deyin, daha öncesinde farklı partilerde görev almış, belki de 80 öncesinde birbirlerine yan göze bakan insanlar bugün artık bu çatının altında mücadele ediyorlar. Ve önümüzde bir seçim var. Bu birliktelikle, bu aynı düstur ve duyguyla biz Kayseri'de 30 yıldan fazladır artık belediyecilikten hiçbir şey katkı sağlayamayan bir belediyeciliği sosyal belediyecilik konumuna getirmek için mücadele edeceğiz. Bir kelimeyle ifade ediyorum. Bıktık artık. Bıktık.
Kayseri değişmeli. Ve bu değişimin öncülüğüne de Cumhuriyet Halk Partisi yapacak. Ben hepinize geldiğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Değerli il başkanım, sayın milletvekilim, ilçe başkanlarım, kıymetli basın mensubu arkadaşlarımız, çok kıymetli Cumhuriyet Halk Partililer, adını saymayı unuttuğum diğer bütün partili arkadaşlarım ve bu açıklamaya katılan tüm değerli Kayserili hemşerilerimiz, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Öncelikle böyle bir günde, bu soğuk havada katılımlarınızdan ve desteklerinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Çok uzun konuşup sizleri bu soğuklara fazla bekletmek istemiyorum. Öncelikle her ne kadar biraz önce arkadaşımız bir özgeçmişimi anlatmış olsa da kısaca kendimi özetlemek istiyorum. Özgür Alçı kimdir? Öncelikle Özgür Alçı bu memleketin öz evladı, inşaat mühendisi, kamu yönetimi mezunu, kentleşmede risk yönetimi konusunda yüksek lisans yapmış bir arkadaşınızım. Meslek hayatıma birçok projelerde görev yaptım meslek hayatımda. Son 2 yılımda da bahsedildiği üzere çok kıymet verdiğim, şahsına çok değer vermiş olduğum Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş Başkanımızın ekibinde de bürokrat olarak görev yapmış olmaktan da büyük onur duyduğumu sizlerle paylaşmak isterim. Böylesine zor ve büyük sorumluluklar yükleyen ancak bir o kadar da onurlu bir göreve aday olarak beni layık gören Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine de ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Belediye başkanlığı eskinin deyimiyle şehremine görevi onurlu, şerefli olduğu kadar insanın omuzlarına da büyük yükler ve sorumluluklar getiren bir makam. Bu sorumluluk bilinciyle çıkmış olduğumuz bu yolda bu yarışı kazanmak için ben ve tüm arkadaşlarımız elimizden geldiğince tüm gücümüzle çalışacağız. Çok çalışacağız, söz veriyorum. Çünkü bunun için bir vatandaş olarak bizlere, bu ülkeye ve bu millete bir borcumuz var. Geleceğimiz olan çocuklarımıza borcumuz var. Toplumun bizlerden beklediği hizmetler ve görevler var. Değerli arkadaşlar, mesleğim ve işim gereği 20'nin üzerinde ülkeye seyahat etme şansım oldu. Hep şunu gördüm ve şahit oldum ki, hangi şehirde huzur varsa, hangi şehirde adalet varsa, hangi şehirde adil paylaşım ve adil hizmet varsa, şehirlerde insanlar mutlu, insanlar huzurlu, kadınların yüzü gülüyor, çocukların yüzü gülüyor. Mutlu kentler, mutlu insanlar ise güçlü ekonomik değerleri meydana getiriyor. Bizim şehirlerimiz, bizim insanımız, bizim toplumumuz neden o mutlu ve huzurlu insanlar gibi olmasın? Neden bizler de huzur, kardeşlik, adalet, insanı ve insana hizmetin, belediyeciliğin temel ilkesi anlayışı ile yönetilmesin? Bunu birlikte başarmamız gerekiyor. Maalesef kaotik bir dünya düzeninde emperyalist oyunların coğrafyamızda cirit attığı son yıllarda ülkemizde anayasal hak ve özgürlüklerin hatta anayasanın askıya alındığı bu günlerde milletimiz bugüne kadar hiç olmadığı biçimde ağır ekonomik ve sosyolojik sıkıntılar altında yaşamaktadır. Gittikçe bozulan gelir dağılımı adaletsizliği, genç adaletsizliği toplum barışını ve huzurunu derinden etkilemektedir. Emeklimiz mutsuz, gençlerimiz mutsuz, üniversite mezunumuz mutsuz, üniversite sınavına giren, hazırlanan gençlerimiz mutsuz ve yarınından endişe ediyor. Neredeyse toplumun temel mihenk taşı olan aile düzeni bu ağır ekonomik koşullar altında yıkılmak durumunda kalıyor, ne acıdır ki. Yaşanan tüm bu olumsuzluklar adil, şeffaf, adaletli ve insana hizmeti öncelikli temel alan
yerel yönetim anlayışlarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. İşte tam da burada ben de sosyal belediyecilik anlayışı ile farkımızı ortaya koymak, ranta dayalı değil, tamamen insana, hizmeti hedefe koyan, vatandaşın mutlu, refah ve huzur içerisinde yaşamasını sağlayacak bir anlayışla bu göreve talibim. Daha önceki yıllarda görev yapmış olan Büyükşehir Belediye Başkanımız rahmetli Niyazi Bahçacıoğlu'nun ve yine Koca Sinan ilçesinin yine Koca Sinan ilçesi kurucu belediye başkanı olan kıymetli insan sevgili amcam Ali Sanalçı'nın o günlerde sınırlı imkanlara rağmen yapmış oldukları hizmet ve belediyecilik anlayışı ortadadır. Biz de bu hizmetleri üzerine edinmiş olduğumuz tecrübeleri de koyarak çok daha üst noktalara taşıyacağımıza söz veriyoruz. Kimsenin endişesi olmasın. Bu yolda emeklilerimize sahip çıkacağız. Onlara reva görülen neredeyse harçlık olarak tanımlanabilecek rakamlarla sıkıntı çekmelerine asla kayıtsız kalmayacak. Belediyemizin imkan ve mevzuatları dahilinde bugün de Ankara, İstanbul Büyükşehir Belediyelerimizin yapmış olduğu gibi her türlü desteği emeklilerimize sağlama gayretinde olacağız. Çalışan annelerimizin yüklerini bir nebze alabilmek için onlara destek olabilmek adına imkanlarımızı sonuna kadar zorlayıp çocuklarımız için gündüz bakım evi ve kreşler oluşturmaya çalışacağız. Barınmanın büyük bir sorun olmaya başladığı, en düşük kira bedellerinin bile neredeyse asgari ücret seviyesine yaklaştığı, birçok üniversite öğrencimizin barınma sorunu yaşamış olduğu bu günlerde belediye olarak yurt yapımında ağırlık ve öncelik vereceğiz. Yeşilin ranta kurban edildiği, neredeyse nefes alınabilecek bir alanın bırakılmadığı, yüksek katlı betonlaşmanın içinde hapsolduğumuz bu şehircilik anlayışı yerine gerek şehir merkezinde uygun alanlar bularak, gerekse şehir merkezine uzak olmayan yerlerde büyük rekreasyon alanları ve parklar yaparak insanların tabiat ve huzur içerisinde buluşmasına olanak sağlayacağız. Geçtiğimiz 6 Şubat'ta büyük bir deprem yaşadık biliyorsunuz. On binlerce insanımızı kaybettik. Kadere inancı olan insanlarız. Ancak inancımız da ne diyor? Önce tedbirinizi alın, gerisini bize bırakın. Bu geçen bir yıl zarfında bakıyoruz ne yapıldı? Koca bir fiyasko. Dolayısıyla deprem bilimcilerimizin de bahsetmiş olduğu üzere yerleşim yerlerimizin halen altlarında diri faylar bulunmakta. Bu faylar oraya da yeni konmadı. Hep vardı. Peki yetkililerimiz ne yaptı? Rant uğruna kocaman, yüksek katlı beton kütlelerin yapımına izin verdi. Vatandaşlarımız bu yüksek binalarda ansızın olabilecek bir depremin korkusuyla canlarını, mallarını ve sevdiklerini kaybetme korkusu duygusuyla yaşamak durumunda kaldılar. Biz bu yüksek beton yığınlarında yaşamaya mahkum değiliz. İlçemizi daha yatay bir mimaride yeni ve uygun maliyetli arsalar oluşturmak kaydı ile huzur ve güven içinde yaşatmak istiyoruz. Yine şehrimizin ve ilçemizin önemli sorunlarından biri olarak gördüğüm şu konuya da vurgu yapmak istiyorum. Rahmetli amcam, emekli hakim Albay Muhlis Alçı'nın bana söylemiş olduğu ve hiçbir zaman da kulağımdan, aklımdan çıkaramadığım bir laf var. Derdi ki Özgür, misafirin iyisi gelip geçer kuş gibi, misafirin kötüsü oturur baykuş gibi. Bunu neden anlattım? Biliyorsunuz ki coğrafyamızdaki karışıklıklar sebebiyle o günün şartlarında birçok sığınmacıya ev sahipliği yaptı ülkemiz ve Türk milleti. Türk insanı misafirperverdir. Türk insanı cömerttir, iyilikseverdir. Ama şu da bir gerçek ki en iyi misafir bile bir süre sonra ev sahibi tarafından istenmez. Biz de bu plansız, düzensiz, kontrolsüz biçimde günün koşullarında belki insani görev olarak gördüğümüz ama gelinen noktada ziyadesiyle uzamış olan bu misafirliği misafirlerin evine huzur ve güven içinde dönmeleri konusunda belediyemiz olarak gereken her türlü desteği vereceğiz ve herkesin kendi ev ülkesinde huzurla yaşamasına destek olacağız. Diğer bir konu gençlerimiz. Onlar toplumun temel taşları, geleceğimiz. Ancak eğer ağır ekonomik koşullar içinde
iş, güç, gelecek kaygısı, üniversite, lise, giriş sınavları derken büyük bir yükün ve stresin altındalar. Bu da göz bebeğimiz gençlerin mutsuz, huzursuz, karamsar olmalarına neden oluyor. Söz veriyorum, imkanlarımız dahilinde olan her türlü konuda sosyal hayatlarını daha iyi ve coşkulu yapacak, mutlu, huzurlu ve güvenli ortamlarda bulunmalarını sağlayacak her türlü sosyal etkinliğe de belediye olarak öncülük edeceğiz. Yaşadıkları bu şehirde mutlu, huzurlu ve bu şehre aidiyet duygusuyla bağlanmaları yönündeki her türlü desteğimizi gençlerimize sağlayacağız. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, burada bu soğuk havada sizleri daha fazla da bekletmek istemiyorum. Elbette ki ileriki günlerde daha detaylı proje ve hizmetlerimizi de sizlerle ve kamuoyuyla da paylaşacağız. Deneyimli, dürüst, genç, güçlü bir ekiple şeffaf, adil, ayrım gözetmeyen, kamu kaynaklarından elde edilecek rantın milletle paylaşılacağı ve topluma hizmet amacıyla kullanacağı sözüyle Melik Gazi'de hizmete talibim. En kalbi duygularımla hepinize teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Kalın sağlıcakla.